Kenan Kuşak teorisi bir süper gücün egemenliğini nasıl tesis edebileceğini formüle etmeye çalışan teorilerden bir tanesi. Spikeman'ın teorisini diğerlerinden ayıran bana kalırsa en önemli özellik daha zamanımıza yakın bir dönemde yapılmış olması. 1941'de esas itibariyle Spikeman bu görüşlerini formüle ediyor. Spikeman, Mackinder'in görüşlerini gözden geçiriyor ve Mackinder'in terminolojisini kullanmak suretiyle yeni bir teori ortaya atıyor. Heartland dediği, kalpgah dediği kara hakimiyet teorisinin merkezinde Doğu Avrupa bölgesinin önemini küçümsememekle beraber onu çevreleyen, içinde işte Batı Avrupa ülkelerinin, Türkiye'nin, İran'ın ve Çin'in bulunduğu kenar kuşağın öneminin Mackinder tarafından küçümsendiğini, oysa bu bölgenin dünya hakimiyetini kurabilmek açısından çok önemli, hatta daha önemli olduğunu ileri süren bir teori ileri sürüyor. Hatırlayacaksınız, Mackinder'in görüşü dünyanın kalpgahını kontrol eden, dünya büyük adasını yani Avrasya'yı ve Afrika'yı kontrol eder, Avrasya'yı kontrol eden dünyayı kontrol eder şeklindeki düşüncesini değiştiriyor. Doğu Avrupa'ya hakim olan, kenar kuşak ülkelerine hakim olan Avrasya'ya hükmeder. Avrasya'ya hükmeden dünyanın kaderini kontrol eder şeklinde bir biçime getiriyor. Spikeman'ın bu konudaki görüşleri Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli stratejisi olan ve Sovyetler Birliği'nin çevrelenmesi ni gerektiren, öngören containment policy olarak adlandırılan çevreleme politikasının da formülasyonu olarak değerlendiriliyor. Avrasya'ya hükmeden güç konumunda olan Sovyetler Birliği, Batı Avrupa'dan başlayan, Türkiye ve İran'ı da içine alan büyük bir hilal tarafından kuşatılmalı ve buranın kontrolü, ana karayı kontrol eden Sovyetler Birliği'nin etkisini genişletmemesi, yine bu yıllarda moda olan bir ifadeyle söylemek gerekirse, sıcak denizlere inmemesi için sıkı sıkıya kontrol edilmesi gereken bir bölgedir. Gerçekten de İkinci Dünya Savaşı sırasında özellikle çevreleme politikasının daha sonra bir doğrudan doğruya plana dönüşmesine neden olan gelişmelere, Berlin krizine, Almanya krizlerine vesairelere baktığımız zaman gördüğümüz şey Spikeman'ın söylediği, önerdiği çevreleme politikasının benimsenmesi yolundadır. Bu politika hiç kuşkusuz daha sonra NATO tarafından da benimsenmiştir. NATO'nun da Sovyetler Birliği'ni dengeleyebilmek, herhangi bir Sovyet saldırısını caydırabilmek açısından uygulamaya konulmuş bir politika olarak veyahut da politikanın esin kaynağı olarak görülebilir, düşünülebilir. Sovyetler Birliği'ni çevreleyen ülkelerden bir tanesinde eğer bir Batı yanlısı ülkenin, hür dünya mensubu olan ülkenin kaybedilmesi, başka bir ülkenin daha kaybedilmesi ve dolayısıyla Sovyetler Birliği'ni çevreleyen kuşağın çökmesi anlamına gelecektir diye öneren domino teorisinin de Spikeman'ın görüşlerinden esinlenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Tüm benzeri jeopolitik görüşlerde olduğu gibi bu görüşte Alman geopolitik olarak adlandırılan Birinci Dünya Savaşı öncesinde 20. yüzyıl başlarında öne sürülen ve özellikle Ratzel'in Alman düşünür Ratzel'le ilişkilendirilen jeopolitik görüşlerin bir türevidir. Ve tüm jeopolitik görüşlerde olduğu gibi insan ve toplum ikinci plandadır. Bu kararların alınacağı, bu büyük kararların alınacağı siyasal karar mekanizmaları üzerine çok fazla şey söylenmez. Bu tür teorilerin devletler tarafından yahut da bir devlet tarafından benimsenmesi, yayılmacı teorilerin benimsenmesi hangi siyasal ortamlarda gerçekleşecektir? Kimler bu kararları alacaktır? Bu kararların ne türden bir maliyeti olacaktır gibi sorular bu teorilerin cevapsız bıraktığı, daha doğrusu sormadığı sorulardır. Dolayısıyla günümüzdeki siyasal koşullarla pek uyumlu olduğu
söylenemez. Son olarak bir noktanın altını çizmek gerekiyor. O da Çin'in durumu, Çin'in yükselen durumu. Çin gerek coğrafi genişliği açısından, gerek nüfusu açısından, gerekse büyüklüğü açısından kenar kuşak devleti denilip bir köşeye bırakabilecek yahut da gücü bir şekilde küçümsenebilecek bir ülke değil. Artık yükselen Çin, dünyadaki bütün büyük devletlerin etkisini sınırlamaya çalıştığı bir devlete dönüşmüş durumda. Bence bu bile artık Spikeman'ın görüşlerinin geçerliliği konusunda daha büyük soru işaretlerinin ortaya çıkmış olduğunu gösteriyor bize.